Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 8. sınıflar medya okuryazarlığı dersi 2. dönem 2. yazılı açık uçlu soru örneklerle yeniden karşınızdayız. Medya çalışanların en büyük korkulu rüyası olan yayınlardaki kısıtlama ya da yasaklamaya ne ad verilir ifadesi sansür kavramını bizlere hatırlatır. Arkadaşlar sansür denir şeklinde cevabımızı yazalım. İlk kısa cevap olarak. Evet, bir takım görsel var, görüyorsunuz. Yanındaki işaretler ne anlama gelmektedir? Şiddet, korku, 7 yaş ve üzeri için şeklinde bir ifade. Arkadaşlar bunlara, televizyon ekranlarındaki gördüğümüz bu işaretlere biz akıllı işaretler diyoruz. Evet, ne anlama geldi de zaten 7 yaş ve üzeri için uygundur. Şiddet ve korku içerir şeklinde zaten küçük mesajlar verilmiş. Bunları da direkt yazabilirsiniz veya akıllı işaretler olduğunda söyleyebilirsiniz. Medyanın en temel işlevi nedir şeklinde bir diğer sorumuz var. Evet, medya hep kullandığımız, içinde olduğumuz bir durum. En temel işlevi haber ve bilgi vermektir arkadaşlar. Topluma haber ve bilgi vermektir. Evet, bu kadar kısa ve net en önemli görev. Ama bunun haricinde eğlencesi var, yarışması var, biliyorsunuz var da var. Ama en temel işlevinin haber ve bilgi vermek olduğunu da unutmayalım. Yanındaki akıllı işaret neyi gösterir ifadesi var ki genel izleyici kitlesini belirler. Burada anne, baba, çoluk, çocuk, herkes izleyebilir anlamında. Dolayısıyla genel izleyici kitlesini belirtir diyelim. Beşinci sorumuzda ülkemizde iletişimden sorumlu bakanlık hangisidir şeklinde bir ifade var. Evet, bakanlıklardan hangisi sorumlu? Tabii ki Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Evet, bu da sorumlu bakan olarak, bakanlık olarak aklımıza gelen bakanlık. Medya okuryazarlığının özelliklerinden iki tanesini yazınız şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar birincisi medyayı etkin ve akılcı şekilde kullanmak. Bir diğer maddemiz de farklı kaynaklardan gelen bilginin, daha doğrusu bilgilerin doğruluğunu değerlendirmek. Hemen her gördüğü, okuduğu bilgiye tamam bu kesin doğrudu demeden eleştirel bir gözle değerlendirmek arkadaşlar o bilginin doğruluğunu. Yedinci soruya geçelim hemen. Günümüzde kitle iletişiminde haberleşme araçlarından hangisi kamuoyu oluşturmada daha çok etkilidir? Arkadaşlar hem görsel hem de işitsel olarak televizyon çok etkilidir diyelim. Hem görüyorsunuz hem duyuyorsunuz. Dolayısıyla inandırıcılık özelliği en fazla medya kitle iletişim araçlarından. Hertz dalgalar olarak da adlandırılan elektromanyetik dalgalar aracılığıyla bir olayın, haberlerin, ses, müzik ve benzeri bir iletinin geniş kitlelere ses yoluyla aktarılmasına, bakın bu önemli. Burada hem ses hem görüntü vardı. Ses yoluyla aktarılmasına yarayan kitle iletişim aracına ne ad verilir ifadesi? Tabii ki radyoyu aklımıza getirilir. Radyo denir diyelim. Dokuzuncu soruda yine maddelerle ilgili bir sorumuz var. Hemen bakalım. İletişimi engelleyen tutum ve davranışlardan 3 tanesini yazınız. Bir tane de biz ekstra vereceğiz. 2 de olabilir, 4 de olabilir. Hepsini bilelim arkadaşlar. Birincisi kişinin sözünü kesmek. Bir diğeri empati yapmamak.
Bir diğeri ön yargılı olmak. Üç tane istemiştim ama dördüncüyü de verelim. İstediğiniz yazabilirsiniz. Bu da kişiyi olduğu gibi kabul etmemek arkadaşlar. Kişiyi olduğu gibi kabul etmemek. Bunların hepsinin tersini yaparsanız yine mükemmel bir iletişim oluşacaktır arkadaşlar. Ama bu olumsuzlukları yerine getirdiğimizde maalesef ki iletişim de sekteye uğrayacaktır. Hatta iletişim olmayacaktır belki de. İnternet ve bilgisayar bağımlılığının belli belirtilerinden 4 tanesini yazınız. Evet, inşallah aramızda bağımlı yoktur ama bu hem psikolojik olarak hem de fizyolojik olarak bizi etkiliyor arkadaşlar. Birincisi baş, boyun gibi ağrı yaşanması arkadaşlar. Baş, boyun ağrısı diyelim. Bir diğeri aile ve arkadaşlarını ihmal edilmesi. Aile ve arkadaşların ihmal edilmesi. Bir diğeri okul ve evde sorunların yaşanması. Ve dördüncü madde olarak da maalesef ders başarısının azalması arkadaşlar. Ders başarısının azalması. Evet, bu dört maddeyi de hatırlattık. Geçelim diğer sorumuza. Genel seçimlerde siyasi liderlerin konuşmalarına, yayınlarında yer veren bir radyo istasyonu medyanın hangi işlevine yönelik yayın yapmış olur? Bu da kamuoyu oluşturmak için o kişi kendi kitlesini etkileyecek. Dolayısıyla amaç kamuoyu oluşturmaktır arkadaşlar. On ikinci sorumuz, teknolojinin gelişmesiyle günlük hayatta öylesine fazla bilgi ve bilgiyle karşı karşıyayız ki gerekli ile gereksiz bilgiyi, yararlı ile yararsız bilgiyi, doğru ile yanlış bilgiyi birbirinden ayırt etmekte zorlanıyoruz şeklinde açıklanan kavrama ne ad verilir ifadesi? Bu bize direkt bilgi kirliliğini hatırlatır arkadaşlar. Evet, bilgi kirliliği denir şeklinde yine cevabımızı kısaca yazalım. Üzücü bir haberden çocukların olumsuz etkilenmemesi için medyaya düşen temel görev nedir? Arkadaşlar, çocuk her şeyin detayını bilmek zorunda değil. Dolayısıyla medya haberde ayrıntılara yer vermemelidir. Yani trafik kazası oluyor. Orada yerde yatan insanın cesedini gösteriyor bazı medya grupları. Bu da çocukları ister istemez olumsuz etkileyecektir. Yani detaylı değil de yüzeysel verilmesi çocukları da etkilemeyecek böylelikle. Reklamlarda kullanılan ikna tekniklerinden 3 tanesini yazınız. Arkadaşlar, bir kere tanınmış kişiler var. Tanınmış kişiler, sanatçılar vesaire, bunlar ekrandaki dizi oyuncular, bunlar hep kullanılıyor biliyorsunuz, veya sporcular. Bir diğeri mizah, komedi çok önemli, etkileyicidir arkadaşlar. Ve bir diğeri de uzman veya kullanıcılar, bu konu üzerinde, o reklam ürünü üzerindeki uzmanlar ve o ürünü kullanan kişiler, kullanıcılar diyelim. Evet, bunlar İkna tekniklerinde en çok tercih edilen 3 seçenek arkadaşlar. İnternet ile yapılabilecek işlemlerden 4 tanesini yazınız. Bir kere ne yapıyoruz arkadaşlar? Bilgiye hızlı erişim. Hemen yazalım. Şu andaki videoyu internet sayesinde izliyorsunuz. Önünüze sınav videosu geliyor gördüğünüz gibi. Öbür türlü araştıracaksın, soruları bulacaksın, cevaplarını bulacaksın vesaire. Hazır önünüze geliyor internet sayesinde. Bir diğeri görüntülü konuşma.
dünyanın öbür ucuyla anında konuşabiliyoruz. Bir diğerleri haberleri takip etme. Ve dördüncü maddemizde uzaktan eğitim arkadaşlar. Hatırlayın, Covid döneminde bunu sizler için uzaktan ders yapmıştık. Bu yine internet sayesinde olmuştu diyelim ve geçelim diğer sorumuza. Aradığınız bilgi için yazdığınız anahtar sözcüğü arar ve en çok geçen sayfaları size gösterir şeklinde yapılan tanıma ne ad verilir ifadesi? Tabii ki bunu Google, Yahoo gibi arama motorları yapar arkadaşlar. Onun için buraya arama motoru diyelim. Bir diğeri, ülkemizde TV ve radyo yayınlarını denetleyen kurum hangisidir? Tabii ki RTÜK dediğimiz radyo, televizyon üst kurulunun baş harfleri. RTÜK televizyon ve radyoları denetler arkadaşlar. Geçelim diğer soruya. Basın yayın ilkelerinden 3 tanesini yazınız şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar neler bunlar? Birincisi, şiddet özendirici, insani değerleri incitici yayınlar yapmaktan kaçınmak. Bir kere bu önemli. Şiddet içerici ve insani değerleri incitici diyelim veya zarar verici de diyebilirsiniz. Yayın yapmaktan kaçınmak. Evet, en önemli ilke bu olsa gerek. Bir diğeri, kişilerin özel yaşamını yayın konusu yapmamak. Kişilerin özel hayatlarını yayın konusu yapmamak. Olması gereken bu ama paparazziler biliyorsunuz ki magazin programlarında kim nerede kiminle ne yapıyor açık açık sergileniyor arkadaşlar. Maalesef bu ilkeye uymayan basın yayın daha var ülkemizde. Üçüncü olarak da suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe. Bu önemli arkadaşlar. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimseyi suçlu ilan etmemek. Evet, bu da 3 tane ilke, ana ilkelerden basın yayın için. Basın yayın organlarında çalışan mesleklerden 3 tanesini yazınız. Evet, aklımıza hemen kim geliyor arkadaşlar? Muhabir hemen geliyor aklıma. Yani onu bir yazalım. Muhabir, kameraman, bir diğeri de ne diyebilirim? Web tasarımcıları. Hemen akla gelen 3 tane örnek. 20. soruda, bir reklamda deterjan, çamaşır makinesi, temizlik ürünleri gibi maddeler tanıtılıyorsa bu reklamın hedef kitlesinde kimler vardır? Tabii ki kimler olacak? Annelerimiz, teyzelerimiz, yani ev hanımları diyelim. Evet, hedef kitle bu. Çünkü oyuncak reklam olsa hedef kitle çocuk olacak. Dolayısıyla bu tarz eşyalar ev hanımlarını ilgilendirdiği için cevap ev hanımları olacak arkadaşlar bu soruda. İlk insanların iletişim için kullandığı yöntemlerden 3 tanesini yazınız. Evet, ilk insanlara gidiyoruz. Tam mağara insanlarına. Bir kere ne vardı arkadaşlar? Aklımıza hemen duman geliyor. Duman bir iletişim aracıydı. Bir diğeri mağara resimleri. Ve üçüncü olarak da ne yazılabilir? Jest ve mimikler. Evet, vücut dili, el, kol hareketlerimizi, bunların hepsi yine ilk insanların kullandığı iletişim şekilleriydi arkadaşlar. İnternet bağımlılığının belirtilerinden 3 tanesini yazınız. Biraz önce buna yine benzer bir soru vardı, farklı. Bunda da bilgisayar başında olmayınca huzursuzluk duymak arkadaşlar. Bağımlılık, eğer bağımlıysanız bu özellikler muhakkak sizde de vardır. Bilgisayar başında
olmayınca huzursuzluk duymak. Bir diğeri, yanlış olduğunu bildiği halde kendisini durduramamak arkadaşlar. Kendisini durduramamak. Üçüncü maddemizde aile ve arkadaşlarını ihmal etmek. Evet, bunu da madde olarak verdikten sonra geldik. Son 3 sorumuz arkadaşlar videomuzda. Bilinçli bir gazete okuyucusu için bir haberde önemli olan nedenlerden 3 tanesini yazınız arkadaşlar. Bu nedir? Birincisi, haberin fotoğrafı bu insan için önemli. Ya çekici bir fotoğraf olursa haberi de okutturur. Bir diğeri, haberlerin yansız olup olmadığı. Ve üçüncü madde olarak da haberde yorum olup olmadığı arkadaşlar. Yanlı mı, yansız mı? Yorum var mı, yok mu? Evet, bunu da yazdık. Son iki sorudayız. Medyanın hangi fonksiyonu ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır ki? En önemlisi tabii ki tanıtım ve reklamdır arkadaşlar. Ülke ekonomisine katkıda tabii ki tanıtırsanız ülkenin adam gibi milyonlarca turiste sizinle birlikte olur. Ülkenize akın akın gelirler. İnsanların duygu ve düşüncelerini anlatmak için kullandıkları akla gelebilecek her türlü yolla aktarılmasına ne ad verilir? Tabii ki iletişim denir arkadaşlar. Evet, bu cevabı da verdikten sonra bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Görüldüğü gibi kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hem okul sınavlarında hem de LGS sınavlarında inşallah dilediğiniz yerlere, liselere gidebilirsiniz. Unutmayın 8. sınıfta olduğu gibi 9'da da sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalmaya devam edin.